işin tek bir çözümü var Demirhanlı. O ihaleden çekileceksin. Kimseye bir şey çaktırmadan. Kendin yapmışsın gibi. Kabul. İşte böyle dize getirirler adam. Tamam tamam sinirlenme. Bak istediğin oldu. Artık özgürsünüz. Kurtuldunuz. Hı? Önce onu çöz. Tabii. Haklısın. Önce kadınlar ve çocuklar. Korkma. Sen beni aptal mı sandın lan? Bir de serbest bırakacakmışım. Sizi yemeğe de çıkartayım mı Boğaz'da? Hı? İhaleden vazgeçmemi istiyorsan çözeceksin. Üzgünüm. İhale gününe kadar kız bizimle kalacak. Misafirimiz olacak. Mümkün değil. Keyfin bilir. İhaleden çekilmemi istedin, çekildim işte. Ya son anda ceğersen? Nasıl güveneceğiz sana? Hı? Buradan ancak birlikte çıkarız. Burada kuralları sen değil biz koyarız Demirhanlı. Biz ne dersek o. Buna biz karar veremeyiz. Biz sadece verilen emirleri yerine getiriyoruz. O zaman patronunuza iletin. Orhun Demirhanlı buradan tek başına çıkmayacak. İhaleden çekileceğim. O da benimle gelecek. Çok etkilendim. Gerçek bir şövalye. Bir daha hatırlatayım istiyorsan. Burada bizim borumuz öter. Anladın mı? Biz yine de bir patronla bir görüşelim. Patronla görüşecek bir şey yok. Tut şunu canım. Ver. Dokunma ona. Biz gelene kadar belki sen ikna edersin. Hı? Ayaz. Yürü. Ayaz. Kendine gel abi bak. Adamın üzerine çok gidiyorsun. Yok neden? Oğlum, Orhun Demirhanlı o adam. Ömrünün sonuna kadar elleri kolları bağlı orada kalacağını mı sanıyorsun sen? O ipten kurtulduktan sonra sana neler yapabileceğini tahmin edebiliyor musun? Elinden geleni ardına koymasın. Yürek yemiş gibi konuşuyorsun. Kendine dikkat et. Örtlek herif. İyi misin? Sen iyi misin? İyiyim. Nerede buldular seni? Nasıl getirdiler buraya? Bir zarar vermediler değil mi?
sen sesini çıkar. Kimse bana zarar vermedi. Sadece biraz korktum. Ne istiyorlar senden? İhaleden çekileceğim dedin. Hangi ihale bu? 2 gün sonra benim de gireceğim önemli bir ihale var. Rakip şirket haber göndermiş çekilsin diye. Ama ben tehditle iş yapmam. Son çare buna başvurdular. Yine yıldıramazlardı beni. Ama o pis elleri sana kadar uzandı. O yüzden daha fazla direnmeyeceğim. Çekileceğim ihaleden. Sakın. Saçının tek bir teline bile zarar gelmeyecek. İzin vermeyeceğim. Korkma. Korkmuyorum. Endişelenme. Açmadı mı? Yok. Kapalı. Ulaşamıyorum. Hay Allah ya. Sabah konuştuğumuzda birazdan konağa geleceğim demişti. 2 saatten fazla geçmiş üstünde. Hala ortada yok. Cevap da vermiyor. Hayır olsun inşallah. Gerçekten çok tuhaf. Yolda başına bir iş gelmiş olmasın Gonca? Allah korusun, ağzını ayrı aç. Tek lokma bile yemedi Ali. Dayısıyla Hira'yı sorup duruyor habire. Hira çıkmış mıdır Musa? Ne zaman gelir konağa? Çıktı çıkmasını de Halise abla. Ama telefonu kapalı, ulaşamıyor. Ne oldu ki? Eniştem gibi kardeşim de başına bir iş gelmedi acaba? Allah korusun. Ya hadi diyelim yolda kaza oldu, trafik kapalı. E o zaman telefonu niye kapalı? Yok yok. Hiç hayra alamet değil bu. Kesin bir şey oldu. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar... Yok, kapalı. Ne yapacağız şimdi? Sana bir sorum var. Nurşah'la siz gerçekten evli olsaydınız, Orhun sana, senin gibi emanet ehline, kardeşini yine emanet etmeyecek mi? Kahve. Sağ ol. Bir şey mi diyecektin? Konuşmak istiyorum. Olur, konuşalım. Thank you.
Şöyle ki... Günaydın. Günaydın herkese. Sonra konuşuruz. Bence en iyi filmi o taksici oldu. Mahfil babasını da çok iyi oynamıştı yalnız. Aa, orada da döktürüyor. Adamım ya. Bak o kadar yeni oyuncu geldi, hala onu aşabilen yok. Kesinlikle. Ne diyecekti acaba? Ne demişler? Kalbe giden yol mideden geçer. Buna kesin hayır diyemeyecek. Bak şunu. Şunu da açalım. Evet. Hadi bakalım. Afiyetim. Bak sana en sevdiğin yemekleri yaptım. Patlıcan musakka ve mercimek çorbası. Hadi aç da birlikte yiyelim. Vallahi sen bilirsin. Ben yemeye başladım bile. Oh. Sultanım bu ne? Dön arkanı. Ama sultanım. Dön arkanı dedim Raşit. Aferin. O ne öyle? Niye taktın onu yüzüne? Çok konuşma. Ver şunu. Ya sultanım, o örtüyü çıkarsaydın da bir gül cemalini görseydim. Raşit dön arkanı diyorum. Gül cemalmiş. Madem yüzümü beğenmiyorsun, o zaman bundan sonra görmez. Ben seni oradan çıkarmanın bir yolunu bulurum Mehmet. Abi biz çıkıyoruz. Dışarıdan istediğin bir şey var mı? Yok Fatih'ciğim, sağ olasın. Yok, sağ ol. Hadi kanka. En son bir şey konuşuyorduk, yarım kalmıştı. Evet. Geçmişi şöyle düşünüyorum da, yani yaşadıklarımızı. Nurşah, biz çok zor şeyler atlattık. Tartıştık. Küstük. Birbirimizi kırdık. Sonra barıştık. Sonra yeniden küstük falan. Ama her seferinde yolunu bulup yine bir arada kaldık. İş konusunda da öyle. Bence iyi paslaşıyoruz. İyi anlaşıyoruz.
sayende artık bu ofisi daha fazla seviyorum. Ayrıca nefese çok iyi geliyorsun. Seni çok seviyor. Karşılıklı. O da bana çok iyi geliyor. Ama varlığın sadece nefes için değil. Benim için de çok değerli. Burşa. İyi ki evlendik. Biz güzel bir çift olduk. İyi ki. Seninle ben. Merhaba. Numaradan söylemiş bunca lafı. Kadına gösteriş yapmak için. Tahmin etmeliydim. Aptal Nurşah, nasıl da inandın hemen? Konaktaki herkes seni çok merak etti. Afife Hanım sana çok ulaşmaya çalıştı. Ama telefonun hep kapalıydı. Ari'nin gözleri yollarda kaldı. Yemeğe gelmeyince sen anladı bir şeyler olduğunu. Biliyor çünkü. Gelmeyecek olsa mutlaka haber verirsin. Ben de seni aradım. Ulaşamayınca sesli mesaj bıraktım. Geri dönmedin. O zaman başına bir şey geldiğinden emin oldum. Beni mi aradın? Sana bir şey oldu diye endişelendim. Doğru düşünmüşsün. Normal şartlarda asla telefonuna dönmemezlik yapmam. Seni asla merakta bırakmam. Hepimiz çok endişelendik. Konuştunuz mu? Ne zaman çıkıyoruz? Daha değil. Ne demek daha değil? İhaleden çekildim. Başka ne istiyorsunuz? Kızı burada bırakmak istemediğin için mecbur ihale gününe kadar burada bekleyeceğiz. Şurada zaten 2 gün kaldı ihale. Biraz daha sıkacaksınız dişinizi. Yani 2 gün daha birlikteyiz. Çok güzel değil mi? Gün daha kalırsa konaktakiler mahvolur. Ne yapacağız? Kalmayacağız. Ne yapacağız peki? Kaçacağız.
Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Açıkçası bugün geleceğinizi bilmiyorduk. Yani bilseydik hazırlık yapardık. Ne ara geldiğinizi bile anlayamadık. Konuşmaya dalmıştınız. Görmediniz beni. Dert değil. Böyle şeyleri sorun etmem. Göstermelik söylememiş mi yani o sözleri? Gerçek miydi yani bütün dedikleri? Sakıncası yoksa niye geldiğinizi öğrenebilir miyim? Rutin kontrol diyelim. Nefesin üstün yararı için düzenli ve habersiz şekilde sizi kontrol edeceğimi daha önceden de söylediğimi hatırlıyorum. O halde tekrardan hoş geldiniz. Bir şey içmek ister misiniz? Teşekkür ederim. Ben almayayım. Hem karakterim hem işim gereği dikkatli ve detaycıyımdır. Ancak sizin mevzunuzda öğrendiğim her yeni şey beni ayrıca şüpheci olmaya sevk ediyor. Muzaffer Hanım, ne demek istediğinizi anlayamadım. Biraz açıklar mısınız? Nefese hatırı sayılır bir miras kalmış. Doğru. Velayet davasında bu miras... Yok artık Muzaffer Hanım. Dava açıldıktan hemen sonra evlenmiş olmanız, tapu, miras durumları, doğrusu bu kadar şeyin üst üste gelmesi fazla tuhaf. Bakın aklınızdan geçeni çok iyi anlıyorum. Ama böyle bir durum söz konusu değil, söz konusu dahi olamaz. Raşit Bey'in velayet davasına bakan avukat Tunç Bey. Nefes'in burada uygun şartlarda yaşamadığını da dava dosyasında belirtmiş. Bu yüzden Nefes'in yaşadığı yeri didik didik kontrol edeceğim. Tabii ki. Buyurun. Bu taraftan. Kadının geleceğinden haberi yoksa... O zaman söylediklerinde samimiydi. Bana iyi geldin dedi. İyi ki evlenmişiz dedi. Hepsi gerçekti o zaman. Afet'im. Uyudun mu? Raşit. Çekil kapının önünden artık. Ama Afet'im, bak sana bir sürprizim var. Hani şu senin çok sevdiğin mağaza var ya, işte onun önünden geçerken bir de baktım ki sana göre tam seni seveceğim bir elbise. Kaç gündür görüyordum ama bu sefer aldım. Bak bakalım beğenecek misin? Ver. Bekle. O zaman kesin oldu. Ben sana yardım ederim. Küçük bir metal veya keskin bir şey bulsam. Aldım.
Nefesin arzu ettiği şekilde düzenlemeye çalıştık. Yani işlevselliğinin yanı sıra estetik olarak da kızım nasıl istediyse biz öyle yaptık. Nefesin ödevleriyle kim ilgileniyor? Bana bir şey mi sordunuz? Muzaffer Hanım nefesin ödevleriyle kimin ilgilendiğini sordu. Kusura bakmayın. Bir davayla alakalı bir şey düşünüyordum da dalmışım. Nefesin ödevleriyle genelde Kenan ilgileniyor. Ama onun çok yoğun olduğu dönemlerde ben devralıyorum. Elimden geldiğince de nefese yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben bir de mutfağa bakayım. Tabii ki. Buyurun. Biraz daha sık dişin. Abicim, daha bekleyecek miyim? Hadi ama ya. Güzel elbiseymiş gerçekten. Beğendim. Güzel. O zaman hadi elbiseyi giy de şöyle gel yanından salonda bir defile yap. Hadi bakalım. Abartma Raşit. Beğendim dedim sadece. Ama çabanı takdir ettim. Aferin. Ya sultanım o zaman çıkacaksın değil mi bu odadan? Ha? Şu örtüyü de çıkaracaksın değil mi? Çıkarım ama bir şartım var. Neymiş o? Bundan sonra ikimiz evdeyken bu göz bandını takacaksın. Bundan sonra sana beni görmek yasak. Anca öyle çıkarım odadan. Hatırlatmama gerek yok sanırım. Habersiz ziyaretlerim devam edecek. Her zaman bekleriz Muzaffer Hanım. İyi günler. Size de iyi günler. Hoşçakalın. Yani bir an akşama kadar kalacak sandım. Yani kadın iyi birisi bence. İyi mi? Sonuçta nefesin iyiliği için yapıyor bunların hepsini. Yani tamam da kadın bayağı bir gıcık. Sen de bunu kabul et. Yani bazı ilginç özellikleri yok değil. Yani sadece ilginç mi? Baya baya arıza kadın ya. Neyse. Nerede kalmıştık? İyi ki demiştin. Nurşa. İyi ki. Seninle... Geçen sana bahsettiğim mevzu. Yani bizim berberin davası. Kusura bakma açmam lazım. Efendim Necati abi. Tamam abi seni dinliyorum. Buyur. Aha. Anladım abi. Tamamdır. Birazdan oradayım. Görüşürüz. Yani çok acil yanına gitmem lazım. Çok önemli bir dosya verecekti. Dükkanda tek olduğu için çıkamıyormuş. Ben bir gideyim. Şu işleri bir halledeyim. Geldiğimde kaldığım yerden devam ederiz. Olur mu? Olur, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne diyecekti acaba?
geldiğimde kaldığım yerden devam ederiz dedi. Ciddi yani. Konuşacak, kararlı. Ama ne söyleyecek? Of, buna kalp mi dayanır? Önemli bir şey mi söyleyecek acaba? Neyse, en iyisi ben gideyim saçımı falan düzelteyim. Alo. Var mı bir gelişme? Buldunuz mu bir şeyler? Bulsaydınız şaşardım zaten. Bir kere de şaşırtın ya beni. Neyse tamam, önemli değil. Sana bir haberim var. Orhun kaçırılmış. Hiç bilmiyorum. Hiç kimse bilmiyor. Kimse ulaşamıyor. Orhun her neredeyse, onu her kim kaçırdıysa, nerede saklıyorsa hepsini öğreneceksiniz, tamam mı? Herkesten önce ben bileceğim. Anlaşıldı mı? Afife Hanım nerede? Odasına çekildi. Hiç iyi değil. Orhun'u kim niye kaçırır? Aklım hala almıyor. Bir hasmı mı vardı acaba bize bahsetmediği? Fidye istiyor olsalar bu saate kadar ararlardı. Bu sessizlik endişe verici. Seni herkesten önce ben bulacağım Orhun Demirhanlı. Hem senin hem de bu ailenin kahramanı olacağım. O zaman istediklerimi elde etmem çok daha kolay olacak. Sanki bu üstümdeki olmaz gibi. Acaba daha şık bir şeyler mi giysem? Abartma Nurşah, baloya da gitmiyorsun herhalde. Uf, aman, şimdi zaten niye üstünü değiştirdin diye sorsan ne diyeceğim ki? Yok, vazgeçtim ben. Cimcimem, hoş geldin. Yol boyunca adını sayıkladım Uşa abla. Öyle mi? Nasıl geçti bakalım okul? Çok güzel geçti. Birlikte resim yaptık Fatih abimle. Ceylan ablama da şimdi yaptığımız resimleri göstereceğim. Gel sana da göstereyim. Çok isterdim ama benim biraz işim var. Sonra baksam olur mu? Peki. Hadi gel odamıza geçelim be kardeşim. Ben de seni bekliyordum. Thank you.
Hadi devam et. Az kaldı. Kurtulacağız buradan. Çok, çok özür dilerim. Elini kestim. Acıdı mı? Sorun değil. Devam et sen. Hadi durma. Kaçmaya çalışıyorsunuz demek. Sen gel bakayım böyle. Dokunma ona! Hiç yakışıyor mu? Bu güzelliğe. Yaklaşma bana! Ne yapacaksan bana yap! Bırak onu! Dokunma dedim sana! Dokunma dedim sana! Dokunma ona! Bıraksana! Eğer ona dokunursan seni gebertirim. Bu hareketiniz cezasız kalmayacak. Bana bak! Bir türlü konuşamadık yani, sürekli bir engel çıktı. Bence şimdi tam zaman. Nurşah. İyi ki seninle ben. Gel bakayım buraya, yakalayacağız seni. Yastık savaşı. Yastık savaşı. Koş Nefes, koş. Koş, sıkıştır Fatih abini. Al sana. Az önce yaptığı resimleri gösterecekti. Ne ara yastık savaşına döndü olay? Dur. Kaçma Fatih abi, kaçma. Gel bakayım buraya sen. Gel Nefes. Siz beni yenebileceğinizi sandınız ha? Al. Vur. Vur. Dur dur. İki de. Al. Al sana. Al bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İkiye bir haksızlık ama ya. Gel bakayım buraya sen. Baba. Hadi sen de bizimle oyna. Nurşah abla yardıma koş. Al. Hadi, hadi Nefes, sıkıştır. Evet, vur. Kafasına, kafasına. Hadi düştü, vur. Kafasına, kafasına vur. Al sana, al sana, al sana. Ah, kafam, kafama vurma. Cimcime, kafama vurma ya. Çek o pislerini ondan. Dokunma ona. Gebertirim seni. Hadi denesene. Görelim bakalım nasıl gebertiyorsun. Mahvedeceğim seni. Doğduğuna pişman edeceğim. Hiçbir alt edemezsin. Bırak onu. Çek o elini. Çek elini. Onu senin gözlerinin önünde öldüreceğim. Bakalım Orhun Demirhanlı kalıbının adamı mıymış? Atıp tutuyorsun ya, bakalım neler yapabileceksin. Biz kazanacağız. Hadi Nefes, hadi. Bak sakın. Hadi. Sakın o aklından geçeni yapayım deme. Huyum kurusun, aklımdan geçeni yapmadan duramam. Dur, vurma. Hah?
Ortam iyice şenlendi. Ama bende yastık yok. Abi yakala. Heh. Eyvallah Fatih'im. Madem savaşmak istiyorsunuz, o zaman savaşalım. Hadi koş, nefes. Siz beni yenemeyeceğinizi sanıyorsunuz ha? Hadi bakalım. Nasıl vuruyorum ama? Al nefes. Al bakalım cümle. Kenan abi yardım et. Vur. Al bakayım. Al. Cimcime, bence bana yardım etmen lazım biraz. Demek babaya da saldırıyorsun ha? Benim takımımda çünkü o. Abi yardım et ya. Fatih hemen geliyorum, bekle. Ah. Al sana. Al. Demek babaya öyle mi? Al bakalım. Cimcime yerim seni, yerim seni. Gel bakalım sen. Demek babaya vurursun ha? Yettim abi, dayan. Lan. Kız babaya vurulmaz. Fatih abine vur biraz. Ah. Fatih abine vur biraz. Demek yorulmuyorsunuz ha? İşte yorulan yok. Çok üstüme geliyorsunuz, yapmayın. Al bakalım cimcime. Nefes, koş yardım et bana. Geliyorum. Babayı vurursun ha? Babayı vurursun be. Ah cimcime yine bana saldırmıyor. Aa iki tane. İki tane hanımefendi bana saldırıyormuş. Biraz gıdık değil mi ben prenses? Biraz gıdık değil mi? Gel buraya gel. Gel. Gıdıklamak yok da bana. Demek yok. Gıdıklanmıyor da ya bu kız. Bu kız niye gıdıklanmıyor ha cimcime? Öldüreceğim seni! Duyuyor musun beni? Benden kaçamazsın. Öldüreceğim seni! Öldüreceğim seni! Duyuyor musun beni? Bırak onu! Bırak onu! Bırak dedim sana! Nasıl vurdum kafana yastığıma cimcime? Yendim seni, yendim. Yastık savaşının kralı benim. Hiç de bile ben kazandım. Sor babama, sor. Nuş ablama, Ceren ablama sor. Baba ya, Fatih abime bir şey söyle. Evet, prensesim haklı. Onu yastık savaşını hiç kimse yenemez. Kızlar takım bir kere yenilmezler. Hadi hadi, al şu yastıkları. Sayın yenilmeye doymayan pehlivan. İstediğinizi söyleyin, ben kazandım. Şu yastıkları da al bakalım. Hadi gel, biz de yardım edelim. Aman aman aman. Bence bir kahve hak ettik. Sen ister misin? Yok, sağ ol. Ben içmem. O zaman ben kendimi koyuyorum. Sürekli bir engel çıktı. Bir türlü konuşamadık. Bence şimdi tam zaman. Nurşah. İyi ki seninle ben
ne söyleyecekti acaba? Ne olursa olsun öğrenmem lazım ben bunu. Kararını değiştirdin. Yapayım mı sana da bir kahve? Yok. İçmeyeceğim de. Su içecektim ben. Sağ ol. Nefes. Ne kadar eğlendi değil mi? Sadece o değil ki. Yani biz de çok eğlendik. Haklısın. O eve geldiğinde sanki burası hayat doluyor değil mi? Prensesim benim. Bir şeyler de hep yarım kalıyor. Nasıl yani anlamadım. Hani konuşuyorduk ya, yarım kalmıştı, onu diyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Nerede kalmıştık? Nurşah, ben... Odayı toplama işini kızlara satıp tüydüm. Zaten yaptığım işi de beğenmiyorlar. Ben kahve alacağım. O değil de kan gövdeyi götürdü resmen ha. Ne savaştık? Aynen. İyi spor oldu. İnsanların ne stres kalıyor ne de başka bir şey. Yapalım bunu. Evet, bayağı kıran kıranaydı. Sana bu kadar.